katar hastalığı, yani kalp damar tıkanıklığı, dünyadaki en sık ölüm sebebidir. Bu 100 yıl önce de böyleydi, günümüzde de halen böyledir. Koroner arter hastalığı, yani kalp damar tıkanıklığı olup olmadığını tespit etmek, kalp damar tıkanıklığının ciddiyetini tespit etmek çok önemli bir konudur. Kardiyovasküler tıpta son 20 yıl içerisinde gelişen en büyük yeniliklerden birisi kalp damarlarını görüntüleme yönünde olmuştur. Geçmişte kalp damarlarının içini görüntülemek sadece koroner anjiyografi ile mümkündü. Yani anjiyo işlemiyle ancak damarların içini görüntüleyebiliyorduk. Günümüzde kalp damarlarının içini anjiyografi olmaksızın da görüntülemek mümkündür. Bunu sağlayan testin adı kalp tomografisi, koroner BT anjiyografi denilen testtir. Bu teste halk arasında çeşitli isimler de verilmektedir. Sanal anjiyo, kansız anjiyo gibi isimler de verilmektedir. Bu test, söylediğim gibi kardiyovasküler tıp alanında son yıllarda yaşanmış en büyük gelişmelerden biridir. Bu test ne sağlar? Kalp damarlarınızın içini risk almadan, hastaneye yatmadan yaklaşık 5 dakikalık bir çekimle görüntülenmesini sağlar. Aynı anjiyo gibi kalp damarlarının içini bu kalp tomografisiyle görüntülemek mümkündür. Anjiyografi işleminden farkı, riskinin olmaması, hastane yatışının gerekmemesi ve kum torbası konulması gerekmemesidir. Çekim süresi yaklaşık 3 ila 5 dakikadır. Çekim öncesi hazırlık süresinde kale alır isek, çekimin süresi 3 ila 5 dakika sürmektedir. Çekim öncesi hazırlıkta yaklaşık 20 ila 30 dakika arasında olduğunu düşünürsek, hastanede geçireceğiniz süre en fazla 30 dakika civarında olmaktadır. Bu testin çekiminde hasta uyutulmaz, anestezi verilmez. Normal bir tomografi çekimi gibidir. Hastaya koldan opak madde dediğimiz kalp damarlarını boyayan bir ilaç verilerek damarların içi görüntülenir. Bu kalp tomografisinin riski neredeyse hiç yok gibidir. Verilen opak maddeye bağlı alerji riski son derece düşüktür. Verilen opak maddeye bağlı böbreklerin zarar görme riski son derece düşüktür. Yine bu tetkikte kullanılan radyasyon dozu son derece düşüktür. Bu testi kimlere yapıyoruz? Özellikle sigara içen, şeker hastalığı olan, tansiyonu ya da kolesterol olan ya da ailesinde yoğun şekilde kalp damar tıkanıklığı öyküsü olan hastalara sanal anjiyografi işlemini mutlak surette öneriyoruz. Bu testle kalp damarlarının içine damarlardaki kireç görme şansımız oluyor. Bu testle aynı zamanda kalp kapaklarını değerlendirmek, aort genişlemesi olan hastalarda aort çapının ölçülmesi de mümkün olmaktadır. Yine bu testle akciğer dokusu da görüntülendiği için bir nevi akciğer tomografisi de çekilmiş olmakta ve özellikle sigara içen insanlarda akciğerlerde kitle var ise bunun da görüntülenmesi eş zamanlı olarak sağlanabilmektedir. Bu testi hastanemizde çekebilmekteyiz. Bu testi özellikle kalp damar tıkanıklığı risk faktörü olan insanlara mutlak surette öneriyoruz. Bu testin çekiminde dikkat edilmesi gereken tek bir husus böbrek değerlerinin iyi olması ve kalp hızının biraz düşük olmasıdır. Bu testten önce kalp hızı yüksek seyreden insanlara kalp hızını düşürmek için bir ilaç başlıyoruz. Bu ilacı 5 ila 7 gün kullandırtıyoruz. Çekimden sonra da bu ilaca devam etmiyoruz. Kalp hızı 60 ila 70'e çektiğimiz hastalarda kalp tomografisinden bu testi güvenle çekiyor ve risksiz şekilde kalp damarlarının içinin görüntülenmesini sağlıyoruz.